giderek yapı arzusu bu alandaki o ivmenin yeniden trende dönüşmesine de vesile olduğunu düşünüyorum. Hakikaten televizyonlardaki programlar, onların insanın kalbini karartan bazı yanlışlıklar ve tavırlar bizim o canı ortamındaki samimi, sıcak, içten, naslara bağlı, temel kaynaklardan beslenen o vaaz ve irşad hizmetine yeniden bir özlem meydana getirdi. Hamdolsun. Ve güzel vaaz eden, iyi işini yapan hocalarımız sayısı arttıkça da bu alana doğru yeni bir yöneliş başladı. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum sizler nasıl müşahede ediyorsunuz eskiyle mukayese ettiğinizde. Tabii dini hayatın zor zamanları var, kolay zamanları var. O zor zamanlarda devletin, diyanetin bir takım dayatmaları oldu belki. Yani herkes Türkiye'ye çıkamaz, herkes vaat edemez ancak şunlar vaat edebilir. Şunları konuşabilirsiniz gibi önünüze konulan tehditler vesaire gibi. O zor zamanların artık geride kaldığını düşünüyoruz ve bugün ortamın her şeyi usulünce, usulünce söylenebileceği bir ortam olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. O bakımdan yani sorumluluğumuz düne göre biraz daha fazla. Çünkü artık hani Nasr suresindeki İzâ Nasrullâhu vel Feth ve râiden nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâden fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâben. Yani bugün hamd makamındayız, istiğfar makamındayız ve hamd demek, şükür demek elbette vazifemizi daha iyi yapmak, daha kaliteli, daha standart yüksek hizmet yapmak demektir. İstiğfarla kusurumuz, eksiğimiz varsa onlar adına Cenab-ı Hak'tan nedamet dilemektir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günde 100 defa veya 70 defa istiğfar ediyor bir hadislerde. Bunun ne anlamı vardır? Yani ne demek bu deyince Resulullah her lafzada yeni tecellilere mazhar oluyordu ve her yeni mazhariyette bir öncekine razı olduğundan tevbe ediyordu. Yani daha yükseğine, daha fazlasına talip olmak için ya Rabbi burası da razı oldum, hani daha yüksek varmış diyordu diye bir yorum yapıyor. Bu güzel bir yorum. Yani biz de istiğfarımıza daha iyisi, daha fazlası, daha yükseği varmış, bunu yapmalıyız, yapmalıydık diye istiğfar etmeliyiz ve kaliteyi, standartı yükseltmeliyiz. Bu toplantıların amacı da bu. Din ve sevgiden müdürlüğümüz bu maksatla işte başvalilerimizi bir araya getirmek, daha sonra işte uzman valide, baş imamlar, daha önce valiler, sempozyumumuz oldu, çalışmalarımız oldu. Yani bunların hepsi yani bir yürek bütünlüğü içerisinde kaliteyi, kıvamı nasıl artırırız, derdimizi nasıl paylaşırız, sizin derdinizi biz, bizim derdimizi siz, nasıl birbirimizi anlarız, ortak paylar oluştururuz, hedefimiz, gayemiz bu. Ve tam böyle iyi noktaya doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Eksiklerimiz var elbette. Elbette hala felak edemediğimiz kusurlarımız var. Sosyal alanla ilgili, ekonomik alanla ilgili vesaire falan. Ama hepimizin benim hidayeye doğru yöneldiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Cenab-ı Hak önümüzü açıyor olsun. O bakımdan bugünkü sabah başladığımız bu sabah başladık değil mi? Hocam buradakiler. Geçen hafta hanımlar, hanımefendiler vardı. Onun esasında da bulunmuştuk. Sonra tekrar çabuklara gelmiştik. Bundan sözler başkan beni teşvik ettiği için ben sabahleyin gelmedim, gelemedim. Bu oturumda değerli arkadaşlar fırsat varlığı yani fırsatı ganimete çevirme bulunan ortamı hemen yeni ve güzel şeyler söylemeye vesile ihtiyaç etme konusunda beceri sahibi olma ve hakikaten valinin de hoca kendisinin de İnsan hizmeti içindeki insanı da vasfı vazifesi bu zaten. Yani bulunduğu her ortamda her vesileyi hayra davet, güzelliğin anlatılması bağında bir vesile icat etmektir. Bu bakımdan bugün herhalde önce bir sorum dinleyeceğiz. Arkadaşımız, Kayserili arkadaşımız, başvaiz Sıvaciğer hocamızdan. Ondan sonra size dinleyeceğiz. Sizlerin yorumlarınız, katkılarınız alacağız.
bundan sonraki süreç bakalım ne gösterecek. Evet, buyurunuz Sayın Diğer. Mahlukat içerisinde eşreti mahluk olarak yaratıp ayrıca iman nasibi ümmeti Muhammed'den lütfeder. Ayrıca kendi dinini anlatılması için insanlar arasında özel olarak seçen ve daha nice nimetlerle bizi bezeyen Rabbimize hak ve sena, Habibi Edibi, en büyük müşrik ve vaiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salat ve selam ile bize böyle bir fırsat veren başkanlığımız mensuplarına teşekkürü bir borç bilir. Siz değerli mesleklerinizde bu kadar itnaf sayılır yalnız. Birer cümleye şu 10 dakikayı süren 10 dakikada bir salat selam mı verir? Orası ağrış olsun. Hayır, hayır, gelin. Evet. Muhterem arkadaşlar, Halid İbni Velid, Amr-ül gibi Mekke'nin kezemen ileri gelenleri Müslüman olmak için geldiklerinde Fahri Kainat Efendimiz, Mekke'deki farelerini attı, buyurmuştu. Ankara ve Anadolu Otel sevinsin, Türkiye memleket. Buna diğer farelerin arttığı bu bir fırsat. Taşları da tabii bunlara şahit geçtik. Neden de ben Anadolu Muhtemel Ankara'yla tebrik ediyorum. Ayrıca fırsatı değerlendirmeyin diyor yani. Sizlere temenni ayrıca ne öyle? Biz hocalarımızla idare ederizle hürmetin sayısı var ama ben Kamil İlmaz Hocam ayrı bir muhabbetim var. Onunla manevi bir bağlı. Çabuk yapma. Bu başkanlığı da bu sayıda. Bu yapmakla ayrıca halk kuşuyorum diye biliyorum. Bitti. Evet, başlamıştan sonra değerli arkadaşlarım 12. asırda 1776'da vefat eden Hükmü İslam lakaplı ayrıca Vahiz lakaplı bir meslektaşımız Muhammed bin Ebi Bekir Şiat-ı İslam isimli bir eser yazmış. Arapça bir eser, şehirleri falan da yapılmış. Bir zamanlar sanki İslam İlmihali, Ömer Nasuh İbn Hocamızın İslam İlmihali ve eskiden meşhur olan Muzak İlmihal gibi halk arasında yayılmış, çok şeyi de içerisinde başka yerlerde bulamadığımız şeyleri bulacağımız güzel bir eserin ön sözünde der ki, bir icraatın, bir amelin başarıya ulaşabilmesi için dört şey lazım. Bir, evvela o iş bilinecektir. Kasaplıksa kasaplık, berberlikse berberlik, şayet tebliğse tebliğ, davetse davet, hocalıksa hocalık, vaizlikse vaizlik, hakikat bir de onun yardan kalması sakat olur der. Alim ibadetiyle cahil ibadet arasında 70 derece farklı aslında bundan gelmektedir. Fahri Kainat Efendimiz'e Allah'ın en sevdiği, en üstün ibadet nedir diye sormuşlar, ilim öğrenmek buyurmuş. Biz ibadetten bahsediyoruz, ilimden bahsediyorsunuz ya Allah'ın diyenleri. Öyle ya. Bilerek yapılan az ibadet, bilmeden yapılan fazla ibadette daha hayırlıdır buyurmuş. İkincisi, niyet. La eşhedü en la ilahe illallah. Niyet zaten tamam olmayanın, niyeti olmayanın mükafatı da, ücreti de yok. Bir üçüncüsü sabır. Yani kardeşlerim bizim davamızda, bizim tebliğimizde sabrın da ayrı bir yeri var. Mesela ya ne yardımcı sana? Umur bin Maruf ve Nâli Münker. Bir alemen esabek. Bu uğurda başında bir kısım sıkıntılar gelecek. Onlara şimdi hazır olmamız gerektiği konusunda Cenab-ı Hak zaten ayet-i kerimede bizi uyarmış. Esad-ı Tafsir bir kemer sabara vurur. Azim inan uyuyoruz. Nuh Aleyhisselam 94 kemere 42 kişi, 42 kişi, bir rivayet 54 kişi inanmış ama sabrından metanetliler bir şey kaybetmemiş. Bir dördüncüsü de bu işlerin Allah'a ulaşması için ihlas ve samimiyet. Şimdi sabahleyin manevi bir donanımla İlimle mücehhez, zaten hocamın da ifade ettiği gibi sizler bu sahanın en yüksek rütbesine nail olmuşsunuz. Dolayısıyla manevi tekitatla Allah'ın dinini anlatmak için evinizden çıktığınız zaman Mevla-i Mütareke dediğinde önünüzü açıyor. Mesela böyle bir mücehhez dediğine deneh diyenlerin sübüle. Dolayısıyla
kendine manzaralar Allah'ım. Ben otele geldi. Kapıda bir bayan dışarıları temizliyor. Kolay gelsin dedim. Teşekkür ediyorum dedi. Çocuk var mı dedim. Var dedi. Ben öncesinde Türkiye Diyanet Başkanı'nın kartelasını, abdest namazı, şimdi dini, diğer kartelasını yıkamıyor. Çok memnun kaldı. Tekrar biz Peygamberi Zişan Efendimiz'in dilinden dualar diye bir şey daha ikram ettim. Hakikaten de nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. 3-5 günleri ona mesajımı bir ulaştırdım. Biraz önce Fatih Hocamızla namaz kıldık, yukarı çıkıyoruz. Birkaç tane bayan aşağıda oturuyorlar. Onları da hemen çıkardım. İşte ben de görmedim. Bir hadisi bize hediye olarak vermişti. 36 binini bu kardeşimiz aldı ve dağıttı. Yani İşler Başkanlığı'nın ilk bastırdığı hadis kartelasında Avustralya'ya gittim. Oraya çantama koyardım böyle. İlmihan, Kur'an-ı Kerim meali böyle kartelalar falan. O vesileyle nicelerce dinlerken post edindik. Düğüne mi? Hatta umreye falan gittiğiniz zamanlar yine çantama elbiseler bizi almazdım. Tamamını böyle dökümanlarla doldurup cebimde devamlı şeker taşırım. Ne de aileye giden bir çocuğum. Aileye giden çocukla giden bir ailenin çocuğunu hemen bunu ikram ederim. Şeker falan. Aile nasıl teşekkür ederim? Hemen oradan yani vesile, fırsat vaadi diyoruz ya. Yani bir vesile, bir vasıtayı önümüze alarak bu bir şeker olabilir, bu bir hadis kalkanası olabilir, bu bir başka bir şey olabilir. Baş bezdevalların bezdevi var biliyoruz da, baş vaadi değil de bezdevi var. Düğüne gel, düğüne. Evet, dermişim fikri neyse. Fikri de o olur, sözüm verdiğiniz bilirsiniz. Kulumun bana yaptığı ibadetlerin en üstünü benim için nasıl yaptır buyurmuş. Ayrıca bu konuda pek çok hadis-i şerifler, ayet-i kelimeler var da Müslümanın Müslümanla hakkı aldığı ile nasihata ihtiyacı olduğunda nasihat etmedi. Değerli arkadaşlarım, bugün insanların hakikaten nasihata dünden daha öncekinde daha fazla ihtiyaçları var. Yalnız İmam Şarani Tabakat-ı Kübra isimli eserinin başında demiş ki hiçbir alim yeni bir din getirmez, yeni bir anlayış getirir. Ayet ve hadisleri, Kur'an ve sünneti zamanındaki insanlara anlatmadan rehberlik eder. Bu rehberliğin en güzel bir şekilde yapmalıdır demiş. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda sorulan soruların %60-70'i hocam işte gözlük bir köprü var olur mu? Hafif bir sakatlığından gideriyor kurban olur mu? Buyurun kesik kurban olur mu? Boyunlu kız sorular olur mu? Böyle sorulardı. Ben hatta diyordum ya. Deveye sormuşlar. Yokuşumu sever inişini. Dünyada hiç bir sol kalmadı mı? Niye ondan hiç bahsetmiyorsunuz demiş. Yahu hiç mi dünyada sağlam bir kurban kalmadılar? Böyle köyü topalı mevdaya layık ediyorsunuz diye. Böyle başlayıp anlatıyorduk onun hukuki yönünü. Ama bu sene soruların %60-70'i değerli arkadaşlar. Hocam ben çalışıyorum. Hanım da çalışıyor ama diye bağlı kurban kesmesek olur mu? Altın var, para da var ama biraz borcumuz da var. Kurban kesmesek olur mu? Kurbandan nasıl kaytarırım onun kiraları ve hesapları vardı arkadaşlar. Şimdi Kayseri Müslüman'ın fetva şey hakikaten bulunduğumuz oda almıyor. Yan odalara alıyoruz genelde. Hasta sırası gibi sıra beklerler. Telefonla hiç susmaz. Dolayısıyla tesmik olarak da şey yapabiliriz. Çünkü kaydediyoruz zaman zaman böyle soruları. Geçen yıl öyle anlatırsan sıra gelmez. Böyle müdahale ettim. Değerli arkadaşlarım. Yarın müdahale edecek hocam bu gün. 3 sene önce Türkiye'de kesilen kurban sayısı 713 bin. Geçen yıl 582 bin. Bu sene ise 410 bin. Yani 3 yıl içerisinde %50 bir düşüşün muhasebesini yapmamız gerektiğine inanıyorum. Hayırlısı arkadaşlar. Yok. Bu sene yurt dışına giden kurban, Türk kuruluşların gönderdiği kurbanların toplam adedi de 73 bin. Temeline, geneline. Yok hocam bir yanlışınız var. Yanlışınız var. Yok. Çok fazla hocam. Diyanet Baktığı'nın bir kere 55-60 bin civarında kurbanı var. Diğer böyle İHA'dır vesairelerin çok toplayan kuruluşlar var. 500'den aşağı değil. İnşallah öyle. Arkadaşlar,
Teravih namazlarında geçen yıl bir var, bu sene maalesef yiyenlerde %30, yiyenlerde %40, yiyenlerde %50 kaldı. Bu da bizim mahcup tanımamız için doğru, bir hususunda bize bir kanaat veriyor. Değerli arkadaşlar, bu muhabbet eylerim lütfen. Değerli arkadaşlar, insan unutan demek. İki sebeple Cenab-ı Hakk'ın sana unutan adını takmış bir, ünsiyetten meydana geliyor. Hani yakınlık kurar, dostluk kurar, dostluğunu devam ettirir. İkincisi de unutkanlık vardır. Allah'ı unutur, ahireti unutur, ölümü unutur. Hani zikir, vaaz, öğüt, fedekir, lehinne zikra, metal mumiyin, fedekir, nefati, zikra. Zikir kelimesiyle ifade ediliyor. Dolayısıyla ona devamlı bunları hatırlatmak gerekiyor. Bunda da bıkmamak gerekiyor. Nasihatta devamlılık önemlidir. Dolayısıyla bizim esas konumuz, hemen birkaç cümleyle ona değineceğim. Kağıt dışı, eğitim, yatağını dışı yaşam hizmetleri. Muhterem arkadaşlar, biraz önceki Muhammed Bileli'deki isimli meslektaşımızın girişini şunun için söyledim ki, bizde hem de bir o eksiklik var. Yani sabahleyin bir kimse kalkar da gayreti, himmeti, Müslümanların derdi sıkıntısı olmazsa cahiliye ölümüyle ölür hadis-i şerif var, malum olur. Acaba biz sabahleyin kalktığımızda ne düşünüyoruz? Bugün işte çocukları hastaneye götürmek mi? Veya arabayı tamir ettirmek mi? Veya evle ilgili bir problemi halletmek mi? Bu bizim için çok önemlidir. Yani karşıdaki insanlarla konsantre yapabilmemiz için yakınımızda bir cami var. Camiye ikindi namazına gidiyorum. Caminin kapısında bir kız çocuğu bekliyor. Cebimden yine bir hadis kartelası çıkardım. Hani kız bunu benim kız hadisimi öğrenene şefaat ederim buymuş dedi bir haberimiz. O zamanını oku. Ben zaten ilahiyatçıyım dedi. O zaman namazdan sonra beklersen sana bir imhal, Kur'an-ı Kerim mealifada bekleyeceğim. Beklerim dedi. Namazı kılsın, dışarı çıksın, bekliyor. Arabaya gelinceye kadar konuştuk memleketini. Yani aile bir durumun sonunda baktım ki bağırları biraz tutmak. Bir imhal, bir Kur'an-ı Kerim meali, bir haberin hayatı, birkaç bölümde kaydeden verdikten sonra imhalin arasına da bir emirine koydum. Başına dağılamaya. Hayırdır kız ne oldu dedim. Biraz sonra kendini topladıktan sonra vallahi hocam benim param kolum kalmadı dedi. İlahiyattan bir ayağa geldim. 7-8 kilometre evimizin bulunduğu yerde ilahiyat fakültesi. Şu arkalarda bir arkadaşım oturuyor da acaba ondan bir hastalık istesem vereyim mi diye düşündüm. Mesaj attım. 1,5 saattir caminin orada bekledim. O da gelmedi. Geldiğimde acaba nasıl hastalık istesem diye düşünüyordum. Siz de bana para verin de sevincimden ağlıyordum. Bundan sonra kalitede sıkıntı çekmeyeceksin Allah'ın izniyle diyor. 600 lira halinde öğrenciye çalışmalarımızla gene de fakir öğrenciye kurs vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, karşımızdaki insanlarla iletişim kişim kurmadan bir kişim vesileleri, vasıtaları, hani fırsat kelimesi çok önemli bir şey. Fırsat, hatta şöyle bir hususa işaret etmek lazım. Ey kağıda fazla böbürlenme, la ilahe illallah diyen bir Müslüman senden kap kap üstündür vefasında. Üstün sonla hareket ederek, karşısındaki insanlara ön şartlı değil de, onların belki hidayete, belki ibadete, taate, belki de Allah'a yönelmeye ihtiyacı olacak. Bir vasatta insanlar olarak bakıp, yani o düşüncemiz, konuşanın, dinleyicinin kalbine bağlıdır hadis-i şerifi gereğince, insanı ister istemez harekete getiriyor arkadaşlar. Bu nedenle cami dışına taşmak mecburiyetindeyiz. Yalnız bunu yaparken de bir kısım kriterlere uyacağız. Onlardan bir tanesi, kanaatimce arkadaşlar, Hazreti Ali'nin Nehcül Belaga'da bir hutbesi içerisinde bir cümle çok dikkatimi çekmişti. Her alime Cenab-ı Hak, çevresine toplandığı insanların zamanını neyle elde ettiğinden mutlaka soracaktır demişti. Geçtiği cümlelerden. Çok dikkatimi çekmişti. Bizim Kayseri'de oturmalar vardır akşamları. Meşhurdur oturmalar. 15 kişi kendi arasında arkadaşlık. Onlar her akşam birinin evinde otururlar. Hani haftada bir. 5 tane oturmamız var. 20 bazen 15 oluyor, bazen 25 oluyor ama 15 tane sahibinde 75 kişi. Her akşam, her hafta 75 kişiyi bomba gibi çevreye bize gönderiyoruz. Onlar hakikaten çevresindeki insanlara işleriyle iş yerinde veya işte bir kısmı avukattır, bir kısmı öğretmendir, bir kısmı esnaftır, bir kısmı daha değişik mesleklerden. Dolayısıyla onların oturmayla iple çekmelerine vesile oluyor. Allah'ın olsun cami dışı hizmetler bazen zaten camileri sabahtan beri tüm arkadaşlarımızda olacak, tüm ahire müftüler bize vermiyorlar.
Orada ne yapacak? Bir yol şeyler kendimize. Sanayiden gireyim. Gidiyor. Hidayet ve müslülük yapıyor. 74 tane. Vahiden bir tanesini bir şeye çağırmamıştı. Sabahleyin bir an önce de hocalarımız bunu ifade ettiler. Aslında bunu önümüzdeki hafta herhalde müslülük tutmanı sonra da bahmeyeyim. Hocalarımız da onun hatırlatı. Ne kadar hatırlatılsa da zaten hiç faydası olmuyor. Cemaat iman bildiğini okuyor. Yalnız madem ki onlar bize bu imkanı vermiyorlar, bir değiş sahala çekiyor. Bulmak da istiyorsunuz. Arkadaşlar başkanımızın bir yazı gönderdik. Çok müstesna bir yazı. İşte üniversitelerle, milli eğitimle, vakıflarla, derneklerle, cemaatlerle, tarikatlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı saymış. Muhatap değiştirilerek, onlara yazışmalarla, yine bir toplantı yapılarak, mensuplarımızın orada hiç hizmetleri yapmaları diye. Hakikaten çok müstesna bir yazıydı fakat taşradan uygulanmadı. Bunun takip edilmesini özellikle istiyoruz başkanlarımızdan. Yani onun üzerinde durulsun, hakikaten de sivil toplum kuruluşlarından bir kısmı. Özellikle mesela bu kardeşimin 5-6 tane lafızda hastalık, bazen aylık, bazen 15 günlük konuşmalar yapıyor. Buraya gelmeden 2 gün önce bir mobilya fabrikasının sahibi, hocam dedi ya şu işçilerime ne olur, gelsem ben ayda bir, yarım saat, bir saat konuşsak, benim keseden gitsin dedi, yani öyle şey zamanına değil, bir iş zamanım olsun. Olur dedim, önümüzdeki çarşamba inşallah. Ayda bir konuşmak üzere başlayana, aslında onlardan bu teklifler gelmeden, bizim bu konuda gayret sarf edip, bu uğurda mücadele vermemiz lazım. O nedenle harf, taşlara uygulanmayan bu yazının tekrar cümletilikle göndeririz. Uygulanmadığında başkanlığımız tarafından takip edilmesini hasreten ihtiram ediyorum. Muhterem arkadaşlar, Allah Teala bir şeyden daha zor buyurmuş sevgili Peygamberimiz. Biri de sorumluluğu altındaki kişilere nasihat etmesinden Müslümanım. Nasihat üzerinde ben birazcık hadis kitaplarına bakınca 82 tane hadis şerif. İşlerinde birkaç tanesini, biraz sonra son sözüm olarak bir tanesini daha şey yapacağım. Hakikaten de çok etkileyici arkadaşlar. Şimdi iki çeşit kardeşlik var bizde. Bir umumi kardeşlik. Tüm Müslümanlar birbirinin kardeşi. Ne ben umumiyle ifade. Bir de hususi kardeşlik var ki esabiler ve yüzyılın hayal ettiği ve de kendini iyi kısaltlar. Karşısındakini kendinden daha ileriye koyar. Birincisi bir bedenin uzunları gibi. Bir binanın taşları gibi kardeşlik. İkincisi ise karşısındakini kendinden daha ileriye koyan bir kardeşlik bilinci. Biz bugün teşkilat olarak buna muhtacız arkadaşlar. Dile gidiyoruz, dilitçiye gidiyoruz. Müftüler izin alıncaya kadar akla kadar hiç sedir ettik. Çünkü cuma vaazıdır veya mübarek bir gün vaazıdır. Aslında her zaman konuşuyordu. Ama bir türlü müsaade etmez. Ama etmeyin. Avustralya'ya gitmiştik 2 sene önce. Bir teşkilat davet etti bizi. Orada tüm camilerde konuşma yapıyoruz. Diyanetler Başkanlığımız ateş etti. Hocam ben sizi çok iyi tanıyorum. Tüm camiler eminle dedi. Hususi geldi. Teklifte bulundu. Ve tüm Diyanetler Başkanlığı'na bağlı tüm camilerde, Arap camilerinde ve diğer tüm camilerde konuşmalar yaptık. Biz böyle bir şey hissettik. Hani sabahleyin başkanımız Eser'deki şeyden bahsetti. İşte onu temin edebilmek için gece gündüz çalışmamız lazım, aslında uğraşmamız lazım. Bu nedenle müşterilerin de bu ruhun birikmesi, meslek başkanına güvenin birikmesi. Ya emekli olsa da konuşsa ne olur ama halen görevde. Bazen izin kağıdı oluyor. Bilgisayara tıklası hemen görecek. Ama maalesef öyle bir tercih bir hocanın diğer hocaya en büyük ikramı minber mihrap küsü. Hasan Şahin Yılmaz hocam başkanın alınmasın. Kendisi tanımayan sıradan tebliğli kıyafetle gitsene. Bir ilçe müftümüze veya herhangi bir il müftümüze kendisini tanımayan birine. İşte ben Gülenye'de vaizim. Müsaitse bir sohbet. Ya en uçağı köşedeki bir mahallenin camisini göstereyim. Yani merkezi üstlerine yetim mümkün değil. Veyahut da bir şekilde onu atladı. Bakın ben söylemiyorum. Allah tutuyor. Arkadaşlar, Hazreti Adem Aleyhisselam'da zamanımıza kadar iletişim ilk çağda geçerli akçe. Bakın, evde, iş yerinde, yolculukta, gece gündüz, sabah akşam hiçbir şey olmasa dahi insan kendi kendisiyle iletişim halindedir. Dolayısıyla bu iletişimimiz Allah rızası için yaparsak ona ibadet deniyor. Hiçbir şey tarif eden kitaplarımız
Hocam toparlayalım buradaki ilgi. Uyalım hocam. Allah razı olsun. Doğru toparlayalım. Bir yere gitme diye sayılmışlar. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya okudum. Uzun da doğru toparlayalım. Sözleşme yap, 10 gün daha hatırlıyoruz. Fırsat razı oldu. Ben de 130 gündü. Ben de aynen neyle. Ben senden abi açtım ama Cenab-ı Hakk'ın muradı ile oldu ya. Bu sahasına biri değil. Yavrumda Cumhurbaşkanı Başbakan konuşurken 3-5 dakika atırlar. Yani bir dakika rotar verir, o yolda tekrar kesiyor, kesiyor. Yani rotar insanın hayatında var. Sen de aynı bir adam. Kur'an kebirde de geçer. Azabı terk ettik şeklinde. Kur'an için olmamış rotar yapar. Ben bunlar halinde gelirken birkaç dakika, o yüzden ben hocamdan bir iki dakika ikram ediyorum. Arkadaşlar, televizyon, radyo, internet gibi bir kısım cep telefonu gibi iletişim aletlerinin çoğalmasına rağmen insanlar arasındaki komşuluk gibi, akrabalık gibi, arkadaşlık gibi, misafirperverlik gibi şeylerin bulma olmaması aslında cemiyetimizin çok büyük bir eksiğidir. İşte kaybına gençlaplarımız Allah rızası için bir yerden bir yere gitmek diye tarif etmişler. Çok güzel bir tarif, çok da benim hoşuma gitmişti bu tarif. Sevgili Peygamberimiz Kuba Gölü'ne atı, etleri, merkezi, katı bir deves olduğu halde yay aksısına ziyaretine gidermiş. Ve buyurur, hasta ziyaretine giden attığı adıma 300 sevap yazılır, 300 nahap olur. Bu sevabı kazanabilmek için. Hani menüberde kazanı almış demeyi de hazan Allah'ın cesede havale eder. Dolayısıyla arkadaşlar, bizim bu uğurda mesafe kat etmemiz, hicrettir, gayret sarf etmemiz de cihattır. Aman. Dolayısıyla, bu sabahleyin başkan bey, bu vaaz geldiğinde aslında bir hicrettir. Ondan beri gidiyor hocam. Bu anlamda, bu manada bir kendi için bir yerden bir yere Müslüm'ün adına hizmet bulunduğu yerdeki insan Allah-u Teala emanet edeyim. Rabbimin bana emrettiyse ben de size emrettiği 5 şehit emrediyorum hadis-i şerif var. Orada inşa-ı salih hadis-i şerifi izah ederken hicreti bulunduğu yerde dinini öğreniyorsak öğreneceği yere gitmek. Öğretemiyorsak öğretene tecavüz yere gitmek. Yaşayamıyorsak yaşayacağı yere gitmek. Yaşatamıyorsak yaşatacağı yere gitmek diye tarif etmiş arkadaşlar. Onun için bu uğurda bizim samimi niyetimiz Allah'ın izniyle gönlümüzü aç eder. Hocam rotasyon tarzı. Arkadaşlar zaten Rus vermeyi satıyor da alın koymaz. Bir dostum rotasyona mı gelir? Hocam 3 gün önce bir oturmada bir arkadaşımız dedi ki hocamız hocalarımızı hiç davet ediyoruz. Hocam kiraziyle gidelim. Cenazeye gidelim. Ya Grande'yle bir yemek yiyelim. Niye acaba hocalarımız hiç cemaati davet etmiyor? Boş zaman ediyorsunuz. Boş zaman. Hakikaten de çok manidar soruyordu. Cevap verecek bir kişi bulamadım. Arkadaşlar bizim de onların karşılığında böyle bir kestimizin olması lazım. Bir hadis-i şerifle sözünü tamamlayın. Hadi. Sıkıntı yok hocam. Devam et. Devam et. Devam et. Kardeşlikten bahsediyoruz. Burada konuşan biri olsanız da karşıdakiler aynısını yaşasın. Hocam da gider mi? Sevdiklerinden yapıyoruz. Ben sevdiğine dinlemedi hocam, bizi güzel oldu. Evet. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer isterseniz de Allah'a hitap edelim buyuruyor. Fahri Kainat Efendimiz Allah'ın kullarını, Allah'a en sevgili olanı kullar Allah'a. Allah Allah kullara sevdiren ve insanlara nasihat için yeryüzünde gezip bulaşandır buyurmuş. Hepinizi hürmet kısmına muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, teşekkür ederiz. Hocamıza. Hakikaten ciğerli bir konuşma yaptı. Ciğerinden, yüreğinden dökülü bir kelimeler razı olsun. Esprili, Kayseri'nin o kendine az şivesini de kullanarak sağ olsun. Tabii kutları da gelemedi ama olsun yine de güzel şeyler söyledi. Yani Sadat Bey'di, Sadat Orayalı'ydı. Yani evlenme, düğün, cenaze, taziye ve benzeri. Yani benzeri insanların olağanüstü vesilelerle bir araya geldiği durumlarda biz orada bulunuyorsak vaiz olarak, hoca efendi olarak neler söylemeliyiz? Orada nasıl bir usul geliştirmeliyiz? O konuya vakti olmadığımız ama yine izlerseniz teşekkür ederiz. Evet, hakikaten
eden insanların sevinçli ve üzüldüğü anları değerli meslektaşlarım, telkini en açık olduğu zamanlar psikolojik olarak her insan sevinçli anlarında ve üzüldü zamanlarında telkine en açık zamanını yaşıyor derler psikologlar. Dolayısıyla böyle zamanlardaki buluşmalar, taziye merasimleri, cenazedeki, hastalıktaki ziyaret merasimleri veya işte hacı uğrama dedi arkadaşımız, evlilik merasimleri gibi merasimlerin genellikle vakitleri bu türden vakitlerdir. Yani sevinci ya da üzgün galip olduğu zamanlardır. Dikkat, o sırada daha çok yapılan ikrama, iyiliğe, paylaşılan duyguya yoğunlaşmaktadır. Yani sizin gönlünüzü paylaşan, acınızı paylaşan, sevincinizi paylaşan dostunuzun gelişi veya sizin oraya gidişiniz o kişiye fiili bir mesaj vermektedir. Yani ben seninleyim, seni seviyorum, senin ortamında acını paylaşmak üzere geldim. Bu bir empatidir. Empati bu demek zaten. Yani ben seni anlıyorum, ben seni yaşıyorum ve ben senin duygularını özümsüyorum demektir. Ama hazır oraya gelmişken de insanlara o mekana uygun, o makama uygun sözler söylemek. Hani likülli makamin makam ve likülli makamin ricam ve likülli ormani sakam demişler. Her makamda, her mekanda söylenecek söz var. Tabii her sözünde erbabı var, ricali var. Onu bulmak ve söylemek. Bir defa taziye merasimleriyle, ölüm ve hastalık zamanlarında şu çok önemli, insanlara ölüm konusunda soluk aldırıp ümit aşılamak. Çünkü insanları en çok acıya düşüren, insanları dünyayı başlayan dar eden hadise ümitsizlik ve ye psikolojisidir. Böyle bir psikoloji düştüğü zaman insanoğlu gerçekten dünya daralır ve patlamaya gelir. Öyle zamanlarda onun yüreğine serinlik, istikbale, ümit aşılayacak bir dostu gelip de bütün bunlara şifaliyle dostum. Bir baki olan var. Ve o baki olanın ilmeleri de bunlar. Bunlar imtihandır ve muhtemelen de sizin terfi derecatınızdır. Manevi derecelerin yükselmesine vesiledir. Alan olur, veren olur, kılan olur, ne verdiğinde olur. Dahileriz var diye şair ifadesiyle her şeyin ondan geldiğini inna illa ve inna ileyhi raciun hepimiz ona aitiz, ona döneceğiz duygularıyla bunu paylaştığınız zaman ortamdaki o yes ümitsizlik hali hemen ümide, sevince ve Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine ilticaya dönüşür. O bakımdan sizin variz olarak, din görevlisi olarak bu tür ortamlarda söyleyeceğiniz bir çift söz bazen, bir söz gerçekten insanları rahatlatmaya yeter. Özellikle hasta insanların hasta ziyaretindeki o yani bugün sizi daha iyi gördüm. Hani efendim diyor ya hastaya ölüm konusunda soluk aldırın. Ölüm konusunda soluk aldırın. Her hasta şifa bulmak ümidini duymak ister. O gözle bakar hayata. Doktorun gözüne o yüzle bakar. Çevreden gelenlerden öyle bir ümit bekler. O yüzden Peygamberimiz soluk aldırın diyor. Bugün seni daha iyi gördüm. Bugün maşallah daha iyisin. Geçen geldiğinde verdiğim bir varlık olduğumuzu seni göreceğim ama maşallah o günden bugüne daha iyileşmişsin dediğin zaman dünyada olur. Dünyada olur. Ve Efendimiz'in tavsiyesi bu. Dolayısıyla yani usulünü ve üslubunu olarak hasta ziyaretinde, cenaze teşhiğinde, taziye sırasında, düğünde, düğün hakikaten nasihatlerin en çok yapılacağı yer. Ve insanlar böyle zamanlarda çetere tutarlar. Evet, düğün sahibi, cenaze sahibi, sevinç veya hüzün yaşayan insanlar kim geldi, kim gelmedi? Farkında olmalar. Falan falan abiler geldi, filan hoca efendi geldi, o falan gelmedi ya. Onu yapışar o kaydı.
o kaydı bir yere düşer. Dolayısıyla bence çok önemli bu. Yani işte şehrin vaizi, kasabanın vaizi, ilin vaizi, böyle bir zamanda ilk giden olduğu zaman Allah razı olsun hocam. İlk o geldi. İşte biz Bakara suresindeki ayetleri okudu, meali verdi. Ondan sonra bize teselli edildiği güzel şeyler söyledi. Yani bir nikahımıza geldi, nişanımıza geldi ve orada çok güzel şeyler söyledi. Evlilik hayatının zorlukları, kolaylıklarıyla ilgili nasihatlerde bulundu, mutlu olduk diye o kayıtlar unutulmaz. Hakikaten pek çok insan vardır böyle cenaze merasimi sebebiyle kendisine yapılan ihsan ve ikramla dindar olmuş. Yani bizim çevremizde, sizin çevrede, bizim çevresinde vardır. Yani ilk defa bir babası, annesi vesaire vefat etmiştir. O vefat sebebiyle bir hoca efendiyle karşılaşmıştır. Ölümün soğuk gerçeğiyle karşılaşmıştır. Ve ondan sonra İslam'ı geçmiştir. Ben geçen sene Erzurum'a gittim. Erzurum'da bir Kur'an kursu merakla görenler. Bu şey var, Fırat Bey var. Fırat Bey'in sahibi ne? Demir. Kadir değil. Bir demir söylediğini de tabii ismini biraz söylediğime gelir. O konuşma yaptı. Kur'an kursunu kendisi yaptı. Yatırım Kur'an kursu yaptı. Bir şimdi kaçmaya çalışmayı girmiştimiz. İnşallah gideceğim. Dedi ki, ben dedi ölümü hiç hatırıma getirmezdim dedi. Hiç ölüm yok dedi. Çok hırslı bir adam. Çok çalışıyordum dedi. Ama bir gün dedi, annem öldü. Aynı gün babam öldü. Aynı yıl içerisinde kardeşim yeri kaybettim dedi. O zaman anladım ki hayatta ölüm var ya. Ölüm diye birden istikametim değişti. Hayatım değişti. Hayata bakışım değişti. Bakın. Ama orada işte onun elinden sonra belki ben böyle kendim de dahilde. Bir ölüm hadisesi Türkiye'nin sayılı iş adamının hayata bakışını değiştiriyor. Çünkü herkesin tehlikeye ihtiyacı var. Ben hiç unutmuyorum. Sarkı Samancık hepiniz dediniz. Onun yanında çalışan bir Muammer Dolmacı diye bir abimiz var. 86'da vefat etti. Muammer abi 60'lı yıllarda ilk mezun olduğunda üniversiteden 10 yılda gitmiş. Orada çalışmış. Samancı'nın yanında. Muammer abi en büyük kumler, dindar bir insan ve zaman zaman Sarkıp Bey'le oturup konuşurlarmış. Sarkıp Bey'in iki tane veya üç tane özürlü çocuğu var. Bu özürlü çocuklarıyla ilgili ona nasihatlerde bulunur, onu rahatlatır, bunun imkanı olduğunu, sen bağırdığı bir insansın bak Sarkıp Bey. Sen en azından bunları daha rahat okutursun, bunların imkanları var ama böyle çocuğu olup da bunları okutamayan, sahip çıkamayan, itlik katılan yavrular var. Sen şimdi yapacağın bu iş, bu bağlamda bunlar için okul aç. Bir yönlendiriyor ve Sakin Bey Üsküdar'da Çamlıca'da da var. Üç tane böyle görme özürleri için, işitme özürleri için okulları var. Ve Sakin Bey vefatına yakın zamana kadar yani şey, Muammer abi ölene kadar 15 günde bir telefon açar. Muammer, kimlendin o daire ya? Gel böyle bir insan. Diye Muammer abiyi çağırır. Muammer abi gider, otururlar, çay içerler. Ona genel dünya gidişatıyla ilgili, hayatın zorlukları, kolaylıklarıyla ilgili manevi telkinlerde bulunur. Ondan sonra ayrılır. Şimdi biliyor musun? Bakın yani bir inanan insanın bir başka inanan ama bu işin çok farkında olmayan bir adama katkısı. Bu çok önemli şey. Yani özürlü bir evladından dolayı hayata bakışında farkında oluşan bir insanın firasetli bir Müslüman tarafından cesaret edilmiş. Bunu hepiniz yapıyorsunuz mutlaka. Daha çok yapabiliriz, yapmalıyız. Yani böyle dar zamanlarında, zor zamanlarında imkanı olmayan, efendimizde feleğin davetini yemiş amiyane tabiriyle kimselerin elinden tutmak. Yanına gidip, kardeşim, hakimin Allah Teala. Ahkem-ül Hakim'in Allah Teala. Madem böyle vaat etmiş bir hikmeti vardır. Biz bilemeyiz. Tarihte bunların çok farklı tedavilerini gördük. İşte Ashab'dan Salih bin Vakkas'ın torunu ayağının birisi kangren sebebiyle kesildiğinde Allah ayağımın birini bana bağışlayan Allah'a hamdolsun diyor. Ayağımın birini bana bağışlayan Allah'a hamdolsun. Yani öbür ayağında gidebilir miyiz? İşte bardağın
dolu tarafını görecek, nikbin, insan olacak, cemal tarafını görecek. Hep celali değil. Gerçek Müslüman, celal içre cemali arayandır. Celal içre cemali arayandır. Yani zorlukların, kahrın, Cenab-ı Hakk'ın celal isminin mantarı olan Allah'ta bile bir cemal görmeye çalışandır. Hani anlatırlar ya, İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber yoluna giderken bir gün bir köpek tersizi görmüşler. Havarilerin her biri burnunu tutmuş, kafasını çevirmiş, ah! İğrenmişler falan. Hazreti İsa da şöyle bakmış, Allah Allah, ne güzel dişleri varmış, demiş. Yani burada o hayata bakıştaki mantığı, felsefeyi değiştirmek, iyimser bakmaya, nikbin olmaya insanları hazırlamak, fırsat vaatini bu işte aslında. Yani öyle zamanda bile niye böyle diyorsun? Allah Teala Hazretleri sizin hayır gördüğünüz şeyde şer ol diye baktığınız pek çok şeyde hayır vardır diye buyuruyor. Bunun hayatınızda hepimizin hayatımızda bunun örnekleri vardır. Bunun hayatında hepimizin çok örnekleri vardır. Hani meşhur anlatırlar bir Almanya'da yaşanmış bir hadise. Anne oğul birlikte yaşıyorlar. Anne rüyasında oğlunun ertesi gün bineceği uçağın düştüğünü görüyor. Ertesi gün uçağın düştüğünü görüyor. Oğlu seyahate gidecek. Gitme diyor, ısrar ediyor. Oğlum diyor. Söyleyemiyorlar. Oğlu diyor ki işte hayatım anne bu gitmem lazım diyor. Gitmek zorundayım diyor. Ondan sonra fakat bileti saklıyor biz. Akşamleyin. Sabahleyin oğlan kalkıyor. Arabasına biniyor, havuna gidiyor. Tam uçağa binecekler. O zaman bilet biniyor. Şimdi iyi bir şeyler yok. Bilgisayar imkanları yok. Geliyor, bilet yok. Biletini seri almıyorlar. Geri dönüyor, eve geliyor kışımla. Annesine kızıyor. Kızacak yani daha doğrusu. Kapıdan içeri giriyor. Annesi de dikiş dikiyor, makine radyo açık. Efendim işte şimdi aldığımız bir habere göre falan şehirden kalkıp falan şehre giden uçak düştü diye tam o anda anons edilince delikanlı küt düşünmeyi diyor, veriyor. Ne olacak bir kader olan bir işle sonuçta. Şimdi dolayısıyla bunun hayatımızda yüzlerce binlerce örneği vardır. Dolayısıyla biz hayatın gidişatını yönlendiren biz değiliz. Biz sadece hayatın okumasını bilen, olayları okumasını bilen ve onlardan ders çıkarmasını bilen olmalıyız. Ve fırsat vaadi de bu demek. Yani bu olaydan nasıl bir ders çıkacağız? Bu ölümden, bu düğünden, bu merasimden biz nasıl bir fırsat ele geçirip de buraya katılan insanlara bir şeyler söyleyebiliriz? Bu bence çok önemli diye düşünüyorum. Tabii bizim insanların en hüzünlü ve en sevinç zamanlarına gurur etmek bir imkanımız var. Doğum oluyor, sizi çağırıyorlar. Hoca ben de çağırıyorlar. Yani babamı çağırıyorlar, maalesef. Ölüm oluyor, sizi çağırıyorlar. Yani işte korona kurma, vaat et diye. Efendim, başka şeylere. Burada tek şey tabii, en önemli problem, gidildiği zaman eğer davetle gidiliyorsa, çıkışta uzatılan zarfı mazrubuyla beraber geriye gönderebilmektir. Başarı oradadır. Onu başardığı zaman bir insan, böyle zamanlarda arkadaşlar, 5-0'a geçmiştir. Yani artık o kişilerin gönlünü fethetmiştir. Eğer alırsa zarfı, ben hep öyle söylüyorum, bu musluk tamirciliğinin durumuna düşmektir. Şimdi evine musluk tamirciliğinin usta lazım olan, ustayı çağırır, bakar usta, eyvah işte contası bozulmuş, sivatası gevşemiş, tamir eder, ne kadar borcumuz? 25 lira. Alır lazım. Alır parasını ve gider. Muamele bitmiştir, bir lira bittir, işte iş yapabilir, yapılmıştır, iş yapılmıştır, para alınmıştır, bitmiştir. Şimdi bir fırsat elimize sunacak olan cenaze, ölüm, doğum, hastalık vesaire bir işin çağırmış bir şey. Biz de gittiğimizde bize bir zarf uzattırlar. Onu cebimize koyarsak, işte o fırsatı kaçırdık ve ne oldu? Musluk tamircinin pozisyonuna düştük. Geldi, okudu, konuştu, cebine koydu, zarfı gitti. Almadığı zaman, ya bizim parayı almadı. Ne yapacağız şimdi?
Yani o zaman derdileşiyor ve sizin söylediğiniz her söz artık hocanın gönlüne markez olmaya başlıyor. Cemaatin gönlüne markez olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir imkan arkadaşlar. Yani bu fırsatlar, ölüm, cenaze, doğum ve benzeri fırsatlar bizim valilerimiz, hoca efendilerimiz, bizim mesleğimizde bulunan insanlar için gerçekten çok önemli fırsatlar. Bu fırsatları ganimete çevirmek mümkün ancak mazlum bir elimizin terkini etmek ve bunları takip etmekle. Bunları takip eden insanlar gerçekten çok müessir olmuşlar, etkili olmuşlar ve toplumun sevilen insanları olmuşlar. İnsanlar o zaman her türlü acıları hocalarla paylaşmak üzere onu hissetmiş. Çünkü hoca dertli insan, cemaatinin her türlü derdini geliyor. İşte Konya'da Beyzade Musa'dan çalışırlar, hocanın talep edenden birisi İçkiye müptela olmuş. Her akşam sarhoş geliyor. Körpücük. Adamcağız üzülüyor, üzülüyor, üzülüyor falan. Bırak yapacağını biliyor. Hanımıyla oturup ağrıyorlar geri sabahları. Ne zaman bu adam, adam olacak? Nasıl yapacağız? Nasıl ıslah edeceğiz bunu düşünüyorlar? Çare bulamıyorlar. En son diyor ki hanımı, ya diyor sen hocanı talep etmişsin. Bir hocana bir söyle bakalım diyor. Onun defterinde bir çözüm var mı bekliyor? Bir gelsin diyor. Tamam ya diyor, doğru. Hoca efendiye gidiyor talebesi. Hocam diyor, bizim mahzum Ediz Öper tanıyorsunuz ama çok zor durumda bıraktı bizi. Çok kötü alışkanlık edindi. Her akşam görüntü sarhoş geliyor ve biz artık eş, dost, komşu yüzüne bakamaz olduk. Onun acısı, sancısı beni de annesini perişan etti. Bize yardım et hocam diyor. Hoca efendi hangi meyhaneye gidiyor diyor. Olan meyhane, falan meyhane gidiyor Konya'da. Tamam diyor. Ertesi gün, hiç imaret ertesi gün hoca bizim meyhaneye gidiyor. Yastık namazından sonra iş vakti. Tabi Konya'da Beytade Musabe'ler gösteriyor. Kapıdan içeri girince hoca efendi gidiyor. Hoca efendi gel falan diler geç. Ayağa kalkıyor. Şişeler hemen masaların altına hoca et diyor falan. Hocam buyurun falan ben diyorlar. İşte, dükkan sahipleri oradaki yapışamadı. Rahatsız olma diyor, şöyle bir göz atıyor, tanıyorlar çocuğu, orayı iyi onlar masasını al, otur bakalım, oturum ben diyor. Evladım bana da bir yoğurt üstleri lazım, ben getir diyor. Ondan sonra o da işte yoğurt ağzına getiriyor şey, meyhaneci. Tabii şişeler bu arada şeyin altına inmiş, masanın üstüne tertemiz, boş edilmiş vaziyette. Nasılsınız bakalım gençler, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Yani böyle havadan susan, onlar hayata soyuyor. İyi geliyor hepsiyle, sen ne işin, sen kim, neredesin falan filan. İyi geldikten sonra, bu gittikten sonra kendi salatasını ve şeyini yiyor, yoğurdunu yiyor. Hadi gençler bana müsaade ediyor. Neyden bekliyor de diyor falan. Kalkıyor ve o talebesinin oğlunun omuzuna elini koyuyor. Evladım çok içmedi. Bu şöyle kalk, bu kadar. Ama o. Ondan sonra o adam emekarlı. Çünkü koskoca koyun hoca efendisi kendisi için işini gücünü bırakıp meyhaneye kadar gelip şefkatle elini omuzuna koyup evladım çok içme, kendini yorma demesi çiftiriyor. İşte bu fırsat. Fırsat vaizliği bu. Yani ben ne işim var canım orada? Koskoca, namlı şanlı baş vaiz girecek oradan efendim işte meyhanede olma ben gitmem. Diyebilirdi. Yani diyebilirsiniz. Ama demeyin. Böyle bir imkan doğarsa bence onu yapmak lazım. Hatta bence daha şefkatle onlara yapmak lazım. Çünkü ölülerin kazanılması çok daha kolay. Sizin bir şefkatiniz, bir ilginiz, bir tebessümünüz, bir hatırınız, hatır sormanız onlar için dünyaya değerli şeydir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, yani meyhane, hemen ben söyleyeyim, başka bir takım hane, ne hane derse, nerede olursa olsun insan insandır. Çamura bakmış olan insanı kurtarmak gibi sorumluluğumuz var. Evet, Ebu Derda radıyallahu anh hazretleri Şam'a da doğmuş. Orada da böyle bir alenen işte günün günah işleyen bir zat var. Herkes ondan bahsediyor, ona lanetler okuyorlar. Ve dualar ediyorlar, Allah kahretsin, Allah belasını versin filan diye. O da canı sıkılıyor, ya bu diyor. Bu da ne olabilir? Ne yaptı bu arada? Biz onları beğenmem diye. Diyor ki, soru soruyor. Bir insan diyor, kuyuya düşsesi ne yaparsın diyor. Kuyuya düşer mi diyor. Kuyuya düşer. Suyu çıkarırız diyor.
günaha düşen, kuyuya düşen gibidir diyor. Onu çıkarmak yerine kafadan kuşatıyorsunuz siz diyor. Yani onu buradan çıkarmak yerine kafasından kuşatıyorsunuz diyor. Dolayısıyla yani nerede, ne zaman bu tür yukuslar doğacak onu görmek lazım. Şefkat de görmek lazım, merhamet de görmek lazım. Neyse benden uzaktır bu araba. Sizlere ben söz hakkı verip değerlendirme yapın. Ben şunu anlatsın diye ben söyle söz attım. Evet, değerli arkadaşlar. Ruslar bayiliği için ne görmek isterdin? Orada kimse kaldı hocamız. Mikrofonu uzatalım. Önce kendisi de ismiyle, müsemmasıyla lütfederse. İsmim Nuri Demir, Bursa Karacabey Başvalisi. Buyurun hocam. Sayın hocam ve değerli arkadaşlar, Karacabey'de yaptığımız bir uygulamadan kısaca bahsetmek istiyorum, belki faydalı olur diye. Şimdi Karacabey'de, hatta daha evvel Mustafa Kemal Paşa'da da şöyle bir uygulama yaptık. Caminin imamını da gelme alma suretiyle kahvelere gelmeye başladık. Ve Karacabey'de hemen hemen büyük kahvelerin hepsini dolaştık. Kahveye gidiyoruz. Kahvede tabii ki hiç namaza gelmeyen oyunlu kahvelere gidiyoruz. Ve beni hoca efendi tanıtıyor. Ve burada konuşmaya başlıyoruz. Başladım. Her kahveden mutlaka namaza başlayan oldu. Her kahveden mutlaka namaza başlayan oldu. Hatta bir kahvede 15 kişi beraber konuşuyor. Şimdi kahvede konuşurken meyhanecinin biri de kahvede denk etmiş. Bizi dinlemiş. Birkaç gün sonra bana gelip dedi ki hocam, meyhanemi kapattım, bütün müşterilerle birlikte namaza başladım. Müthiş. Bakın şimdi köylerde de başladık bu işi, devam ediyoruz. Köylerde genelde iki kahve oluyor. Gençler kahvesi, bir de yaşlar kahvesi oluyor. Yaşları kahveye davet ediyoruz, geliyorlar çocuklarıyla, babaları bir arada. Kahve tıklım tıklım hocam. Kışın tabii, yazın öyle olmuyor, kışın tıklım tıklım oluyor. Öyle güzel dinliyorlar ki bu insanlar sizi hiç dinlememiş bugüne kadar. Çok doğru. Yani vaaz diye vaaz diye bir şey bilmiyorlar. Bana Sayın Faiz Hocam hoş geldiniz diyor. Yani ismini söyle bilmiyorlar. Hocam ama doğru söylüyorlar. Faiz, taşıp göçen demek. Camiye göçmüşler. Oturan gelmek olacak. Camiden taşıp göçmüşsünüz, feyazan ettiksiniz. Oraya kadar gelmişsiniz hocam güzel. Evet. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Bazı zengin insanlar vefat ettiği zaman mezarlığa gelen çok insanlar oluyor. Yani 5 gün namazını kılmayan çok insanlar. Şimdi tam orada hoca efendiler okumayı bitirdikten sonra duadan önce ben söz alıyorum. Diyorum ki 10 dakika konuşmak istiyorum. Ve mezarı göstere göstere anlatıyorum. Çok faydalı oluyor. Hocam bu konuda da mesela siz önce dediniz ki müjdeleyelim, korkutmayalım diye. Ama şöyle bir şey de var. Ben Asya'nın özellikle... Korkutmayalım demedim hocam. Ümit aşılayalım, ümit. Korkutmayalım başka şey. Evet, aklıma şu geldi. Gönül Mehmet Efendi ile 5 sene birlikte kalma imkanımız oldu. Yurtlarında üniversitelik yapmıştım. Ve bize öğrettiği şu vardı. İlk önce diyordu korkudur. Ve kendisi öyle yapıyordu. Önce cehennemden, mizandan, kabirden bahsediyordu. En sonunda da Cennet Ağla'yı anlatıyordu. Ve Cennet Ağla'yı anlattıktan sonra diyordu ki cennete gitmenin 5 kanunu var. İslam'ın şartını söylüyordu. Hatta zenginlerin dışında 3'ü indiriyordu. Bir de kendi şahadet nasıl olsa kolay 2'yi indiriyordu. Değmez mi diyordu. Yani bu şekilde bir metodu vardı. Bunu biz kahvede uygulamaya çalıştık. Hocam iki de teklifimiz olacak. Sizlerle. Kısa hocam evet. Yok çok kısa. Şimdi Haç'ta İnşaat hikmetlerinde bizim arkadaşlar tarafından görev almamız isteniyor. Madem ki inşaatçıyız. Yani üniversitelerde orada geliyormuş galiba. Arkadaşlar diyorlar ki ya siz neden Haç'ta Umre'de inşaat hizmeti yapmayalım? Evet. Ben de Ramazan Şehir Fahit'e gün dışında da bu inşaat hizmetlerinden istifade ettik işte arkadaşlar. Peki teşekkür ederim. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim? Hocam, şimdi, yok, diğer da, söyle kalkın. Bu sistem olarak belki yazdırmasın ama hocam sizlere telefonlarla ulaşmamız mümkün olmuyor. Öyle mi? Hatta daire başkanları arkadaşlarımız hocalarımıza Taşlı'dan ulaşmak için çalışıyoruz. Yani sekreterleri geçemiyoruz. Yani sizlerle görüşme imkanımız çok az. Hatta hiç yok gibi. Yani biraz
böyle sizinle görüşme isteyen vaiz arkadaşlarımız görüşme fırsatı verseniz. Başkanlıkta en ağırlık taşıdan birisi olduğumu da biliyorum ben kendim. Bana yani telefonla veya şahsen gelenleri bugüne kadar başkanlıktan hiç geri çevirmedim. Az da olsa, 5 dakika da olsa, merhaba demek için de olsa görüşüyorum. Veya şu zaman buyursun diyorum. Arkadaşlarımız da yönetmeni yapıyoruz ama tabii takdir edersiniz ki 120 bin personeli olan bir teşkilatız. Yani belli bir sıra dahil oldu. Mesela ben çarşamba günleri bu tür şeyler ayırdım. Arkadaşlar diyor ki randevuyla gelmek isteyenler var. Çarşamba günü bunu çıkmaya ayırdık. Gelsinler. Randevuyla gelsinler. Çarşamba günleri. Çarşamba günü gelirseniz görüşürüz. Fiilen yaşadığımı söylemek istiyorum hocam. Evet. Üzgünüm ben. Yani başkan yardımcısı siz değilsiniz. Yani mesela Emin hocam sabahleyin gittim akşama kadar görüşmek istedim. Hocam Mehmet Emin hocamız yalnız çok doğru. Yani şimdi personelden sorumlu başkan yardımcısı olmak demek zaten geçiyor. Onun yani yolunda aslında. Üstü beyler geldi konuştu. Yani ben oturuyorum. Bu kadar insan geldi gitti. Yani bir beş ayakta bile görüşmek. Yok hocam bir şey. Orada yani suyu ne durumda ne diyor şeyden güç yetirememek yani. Yani hakikaten teklif muhala yasak durumdalar yani. O özellikle başkan yardımcısı olan Mehmet Emin Özafsar yani personelden çok başkan yardımcısı olan Özafsar hocamızın bu yoğunluğu çok fazla. Yani ona ama adım da mazur görmediğiniz ben şahsen. Arkadaşım olarak istinam ediyorum yani. Teşekkür ederim. Buraya başlayalım. Tamam hocam size söz vereceğiz. Vaktimiz var değil mi? Yani nasıl bir şey? Bundan sonra başlayalım. Efendim? Yemek var. Evet. Acıktınız mı? Yemek var. Peki, evet. Ben biraz 15 yıl yaşında hocam. Buyurun. Tamam. Buyurun. Sayın değerli hocam, değerli arkadaşlarım. Zamanınızı israf etmeye hakkımız yok. Bir konuyu kısaca arz etmek istiyorum. Konumuz düğünde, evlenmede, vefatta fırsatı değerlendirmek. İstanbul'da 52. gecede mağlup olan bir velası icra ediliyor. Ben Asgarkader Camii'nde bulundum. Hocam organize sen yap dediler. İşte Aşk-ı Şerif'i sen oku, Amin Hakkı'nı sen oku, benim kendi o tarafta bizim yok derken ilahiyatçı doçent bir hocamız teşrif buyurdular. Muhtemelen siz de tanıyorsunuz ismi lazım değil. Hocam dua edin siz yapın dedik muhterem hocamıza. Mevlum bekar kızları oğlanları kalmış, evlendirememiş. O şekilde vefat etmiş çileli bir aile. Bizim doçent hocamız şimdi Arapça bir dua yapıyor. Hepinizin bildiğiniz dua. Ve zevvecekümullahu bihurin gîn diyor. Bütün kadınlar amin diyorlar şeyden. Üst katta. Şimdi o garibanlar malum yani duanın manası Allah sizi hurilerle evlendirsin derken onlar da amin demekle kendisine kuma istemiş oluyor. Onlar da hurilerle dedikler. Neyse hocam dua bitti. Çay pastasına geçildi kahveden. Münasip bir izlenildim ki sevgili hocam. Bunun bekar kızları var, bekar oğlanlar var. Memlekette iş aç krizi var. Dua yapar dedi ya Rabbi. İş olmayanlara hayırlı bir iş nasip et. Eş olmayanlara hayırlı bir eş nasip et deseydin de Huli ondan sonra gelseydi olmaz mıydı diye nezaketçe ikaz ettim. Yani bu fırsatları değerlendirirken de ben şahsen bu incelikleri riayet edilmesini arkadaşlarımı hatırlatmış oluyorum. Saygılarımla pek teşekkür ederiz. Hemen arkadaki hocamızı verelim. Geç hocamıza. Hocam isminizi de söyledim. Hüseyin Gazi, Çorum Merkez Vahidiyim hocam. Evet. Biliyorsunuz Çorum'da Alevi vatandaşlarımız çok uzun. Çorum'un yaklaşık 3'te 1'i. Bu hafta yüz yüze vaaz seminerinde Alevi mahallesinde görev yapan imam arkadaşım benimle paylaştığını ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Pazar akşamıydı dedi. Gece saat 1 kapı çaldı. Kapıyı açtım. Baktım karşımda bir gelinlikli bir hanım, bir de delikanlı. Tamam. Hocam biz yeni evlendik, nikah kıydırma bekliyoruz. Yemek odasına girdik, nikahsız olduğumuzu fark ettik. Sonra size gelmeyi uygun gördük. Ben önce şöyle düşündüm diyor delikanlı, imam efendi. Ya siz resmi nikah yapmadınız mı kardeşim? Deyip bunları başından göndermeyi düşündüm. Ama sonra
İyi bir fırsattır dedim ve bunları eve aldım diyor. Ondan sonra iki tane de şahit çağırdım. Komşuları uyardırdım, iki tane şahit çağırdım. Sonra bu delikanlıyla hanımın nikahını kıydım. Ve sonra bunları güzel temennilerle uğurladım. Dedim ki, Allah sizden razı olsun. Ben şu kadar zamandır bu mahallede görev yapıyorum. Sizin gibi hiç nikah için gelen olmadıydı dedim. Ve Hazreti Ali Efendimiz sizden razı olsun diyerek böyle de biraz alttan serpiştirerek gönderdim. Neyse, hiç namazda görmemiştim ben o delikanlıyı şimdiye kadar diyor. O cuma, delikanlı cuma namazına gelmeye başladı. Sonra biz bu delikanlıyla muhabbeti artırdık. Derken artık bu delikanlı şu anda vakit namazlarına da geliyor dedi. Bu kadar işte, evet. Evet hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hakikaten güzel bir örnek. Evet. Arkadaki hocamıza verelim. Mehmet Sahip demiş, diyalogdur. Buyurun hocam. Değerli hocam, sizin bu konuşmalarınız hem cami hem mani. Esas ona bir şey ilave etmek, ona bir zaten iyi iki noktaya temas etmek istiyorum. Bizim Diyarbakır'da zenginin birisi tek bir oğlu var. Belki söylesem tanıyanlar var, senelerce milletvekilliğine yapmış. Mahmut Kefoğlu adıyla. Maaşını da fakirlere dağıtıyor. Evet. Bu oğlu bir hastalığa, amansız bir hastalığa yakalanıyor. Almanya, İngiltere, Amerika, çeşitli ülkelere götürüp tedavi ettirmeye çalışıyor fakat hakkın emri vakti oluyor ve vefat ediyor. Bu mezarlığa artık her şey merasim bitmiş, defnedecekler. Diyor ki şu konuşmayı yapıyor, ben zaman zaman da gerçekten bunu dile getirmeye çalışıyorum. Evet. Diyor ki, değerli dostlar diyor, benim durumumu biliyorsunuz, beni de tanıyorsunuz, imkanlarını da biliyorsunuz. Ben her türlü imkanları sebebelirdim fakat eğer bu benim servetim yetmemiş olsaydı sizin gibi dostlara gelip elini açar, oğlumu yine tedavi ettirirdim. Ama Allah'ın emri olduktan sonra hiçbir şey onun önüne geçmiyor, diyor. İkinci bir husus, zatlardan birisi vefat etmek üzere dostları onu ziyaret ediyorlar ve sayın hocam diyor, bize tavsiyeleriniz var mı diyor. O da dönüyor ki onlara, diyor ki, biliniz ki işte benim şu andaki durumu biliyorsunuz. Şu anda benim için taş ile altın arasında hiçbir fark kalmamıştır. Dünyaya mağrur olmayın, siz de bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalıyorsunuz, diyor. Bu güzel veciz bir ifadeyle, onlara kısa bir ifadeyle ve kısa bir süre zarfında çok güzel bir ders vermiş oluyor. Onun için bu fırsatları değerlendirirken, zamana ve mekana, duruma son derece riayet etmemizde faydalı var, farz edilir. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Evet, başka söz almak isteyenler?